Efendim merhaba. Evet, yepyeni bir haftaya başlıyoruz ve maalesef üzücü haberler bugün tabii basınımızın ana konusu oluyor. Bu da trafik kazalarının yarattığı depremin ahçı sarsıntıları aslında. Özellikle Güzelyurt yolunda meydana gelen kaza ve kaybettiğimiz çok değerli bir can, arkasına eşi de dayanamayıp kalp kriziyle yaşama veda etti. Çok genç yaşlar, henüz 40'a gelmemiş. 40'lı yaşlara daha girilmemiş. Geride çok küçük yaşta çocukların bırakıldığı bir dram. Ama ülkede ciddi şekilde bu konularla ilgili bugün mecliste de gündeme geldi. TDP Grup Başkan Vekili olarak Sayın Hüseyin Angolemli'nin bu konuyla ilgili yaptığı eleştiriye Bayındırlı Ulaştırma Bakanı yanıt verdi ama yanıtında daha çok o da sadece yollar değil, yapılan yanlış araç kullanmaları, cep telefonu vesaire gibi şeylere dikkat çekti. Haklılık payı yok mu? Var ama tabii ki ciddi bir şekilde de altyapı eksikleri her gün önümüze çıkıyor ve acı bir tablo olarak karşımızda duruyor. Evet, bu konular var. Bugün bakıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın iç konulara ilişkin mesajları var. Yani biraz Kıbrıs sorunundan uzaklaştık gibi. Türkiye'nin içerisinde olduğu durum, Avrupa Birliği ülkeleriyle, gerek Hollanda, gerek Almanya gibi ülkelerle, Avusturya, ciddi sıkıntılar var. Bunlar daha çok hatta bizim de gündemimize girmiş durumda. Şimdi Sayın Tözün Tunay'la birlikteyiz. Sosyal Demokrat Parti Başkanı. Ama onlar da bu sabah mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirip Toplumcu Kurtuluş Partisi yeni güçlerle bir işbirliği anlaşmasına işbirliği yapacaklarını ifade ettiler. Girerken hocama sordum, dedim SDP başkanı devam ediyor mu? Ediyor ama etmeyecek. Şimdi hemen sohbete biz bu kısımdan başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkür Çok ederim. uzun, Ülkemize hayırlı olsun. inşallah hepimize. Çok uzun bir ömrü olmadı SDP'nin böylelikle. 2,5 sene. 2,5 senelik bir ömrümüz oldu. Tabii ki halkın bize verdiği destekle kurulduk biz. Yine halkın bizi yönlendirmesiyle küçük küçük partilerin, yeni kurulmuş partilerin, daha doğrusunu söylemek gerekirse yeni kurulmuş partilerin bu büyük partilerle nasıl mücadele edileceği hususunda sürekli olarak bize konuşmalar yapılıyordu. Biz de bunu dikkate alarak önce TDP ile bir görüşmemiz oldu. Çakıcı da TDP'deyken başladı bizim görüşmelerimiz ama TDP ile maalesef bir araya gelmemize rağmen bu birliktelik olmadı. Çakıcı ayrıldıktan sonra bizimle yine temasa geçti. Komiteler oluştu. Başkanlar düzeyinde görüşmeleri yapıldı. Fikirsel olarak her ikimizin de sosyal demokrasiyi benimseyen kitleleri benimsediğimizden dolayı birlikte hareket nasıl edebiliriz? Birleşme mi, katılma mı hususunda son noktayı koyduk ve işte bugün de açıkladık. Dedik ki Nisan ayında yapılacak olan genel kurulda TKP Yeni Güçler, SDP, TKP Yeni Güçler kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Yani ama TKP yeni güçler TKP yeni kalacak. güçler. Bizim zaten bu konularda çok fazla şeyimiz yoktur. Yani ben işte başkanıydım, başkan yardımcısı olacaktım. Benim arkadaşlarım başkan yardımcısıydı, genel sekreter yardımcısı olacaktı. Veyahut da MYK'ya girdiydi, parti meclisine girdiydi. Bizim öyle bir şeyimiz yoktur, kavgamız yoktur. Amacımız tektir burada bizim. Ve biz diyoruz ki, biz halka nasıl hizmet edebileceğiz düşüncesiyle biz zaten bu katılımı gerçekleştirdik. Ve inancım odur ki ilk seçimlerde TKP'siz, TKP yeni güçlersiz bir hükümetin de olmayacağını söyleyebilirim size. Bu katılımlarla ilgili var mı daha istişareler? Yani Var. şimdi Hem de sağlam. 3 kanat oldu. Biraz da Cumhuriyetçi Türk Partisi var. Dışarıda kalan bir BKP var, YKP var. Hayır, onlar da değil de başka partilerde olup da tabanının bizde olanları var. Biz farkındaysanız SDP olarak hiç isim açıklamayık. Bizim de en büyük özelliğimiz o. Bize vatandaşın dediği lütfen bizim ismimizi açıklama ama ben senin üyenim. Şimdi bizim 850'ye yakın üyemiz var. Tamam mı? Ben bu üyeleri şimdi firesiz,
firesiz olarak buraya kaydıracağız. Hı hı. Ve artı hükümetten memnun olmayan ve bu partileri tutan kişiler bu oluşuma çok sıcak bakıyor. Ve onlardan da bize gelecek olanlar vardır. İşte bu gücü birleştirip halkın önüne çok iyi bir manifestoyla çıkıp tabii ki bundan sonraki çalışmalarımız, çünkü Nisan ayında yapılacak olan erken seçime çok bir zaman yoktur. Bir yıllık bir zaman vardır. Bu bir yıllık zamanı biz örgütsel çalışmalara ayıracağız. Ve birçok aldığım bilgi de arkadaşlardan, birçok köyde örgütlerin kurulduğunu, şimdi ilçe kongrelerinin yapılmaya başlayacağını önümüzdeki haftadan itibaren söyleyebilirim burada. Tabii ki bizim ekip de bu yönetimlerin içerisinde, bölgelerde de hepsinde de yer alacak. Sizin şey olacak, yardımcı olacaksınız, başkan yardımcısı, öyle bir sistem kurulacak. Büyük ihtimal başkan yardımcısı olacağım. Ama başka bir partinin katılımı şimdilik söz konusu değil mi? Yoksa zannedersem yok. Söz konusu değil gibi görünür. Şimdi bilmem artık seçime yakın ittifak olur mu? Birleşme değil de bir ittifak olur mu olma mı? Onu artık o günkü şartlar neyse ona göre oturup MYK'da değerlendireceğiz. Ve eğer gerekirse herkes onay verecek buna. Ama gerekmezse düşünülmeyebilir yani. Bakalım, göreceğiz. Kısmet. Nasıl? Ama birlikten de güç doğar Aytuğ kardeşim. Mutlaka. Mutlaka. Evet. Tabii önemli olan ilkelerde bir araya gelme. Çünkü siz mesela şimdi Sayın Çakıcı da sonuçta siyasetin içinde ama hiç iktidar olma şansını yakalayamamış. Evet. Kısa bir dönem geçiş hükümetindeki o dönem 3 bakanından ikisi yanında değil geçişimde ama o ikisi de çok etkili iz bırakan bakanlar oldu. Hem Sayın Harmancı hem Eğitim Bakanı Sayın Asım İdris. Gerçi onlar TDP'de yollarına devam ediyor ama sonuçta bir o sosyal demokrasi demokrat şeyi oraya gördük. Düşünceler kısa bir, evet. Süre de olsa. Ama şu var, siz her zaman temiz siyaset, yenilik falan eski siyasilerin ve eski siyasetçilerin hatta bu düzeni yaratma ve bunun devamında oynadığı rolden sürekli şikayet ediyorsunuz. Bir noktadaydınız ama sizinle birlikte olan Sayın Sonay Adem de yıllardır, yıllarca bakanlık yapmış, bu sistemin içinde olmuş bir birey sonuçta. Evet. Partisiyle ayrılıklar söz konusu olmuş ama burada bir takım bilmiyorum toplu konuşmalarınızda bir fikir birlikteliği vardır kuşkusuz ama bunlar da zaman zaman gündeme gelmeyecek mi sonra? Şimdi biliyorsunuz partilerin içerisinde bir defa özgürce konuşma vardır. Herkes özgürce düşüncesini ortaya koyar. Oylama yapılır. Hangi kesim kazanırsa o uygulama yapılır. Şimdi Sonay Adem Bey geçmişte bakanlık yapmış. Adı herhangi bir olaya karışmamış, herhangi bir şaibeye karışmamış ama son seçimlerde ayak oyunlarından dolayı milletvekili seçilemediğini herkes biliyor zaten. Deneyimli, bilgili bir arkadaşımızdır. Şimdi burada birleşiyoruz. Ha, belki onların düşüncelerinin %1'ine katılmayabiliriz. Onlar da bizim düşüncelerimize katılmayabilir. Ama bizim burada tek düşüncemiz halkın söyledikleridir önemli olan. 40 senenin bilançosunu önümüze çıkaracağız. Yani az önce görüştük zaten böyle ayaküstü biraz fikir telafisinde bulunduk. Bizim nereye ihtiyacımız vardır bu ülkede? Biz bu ilkeleri öne çıkarmamız lazımdır. Artık sağcılık solculuk kaldı mı Aytuğ kardeşim? Yoktur. Artık halkçılık vardır. Halkın istikrarı, halkın güçlenmesi yönünde bizim üretken olmamız lazımdır. Ve bu konuda işte parti programını, Sosyal Demokrat Parti'nin hazırlamış olduğu parti programı ve TKP Yeni Güçler'in hazırladığı parti programını bilim adamlarıyla oturup çok güzel bir şekilde kamuoyuyla paylaşma, bir manifesto ortaya çıkarmak. Ve en önemli nokta nedir biliyor musunuz burada? Ki hepimiz de aynı fikirdeyiz. Biz bu programı uygulamak için talip olacağız. Kimse koltuğa oturduğu zaman kendine uydurmayacak bunu. Halka ne söz verdiysek biz bu parti programında
onu uygulayacak, bütün bakanlar da uygulayacak bunu. Aksi halde başarılı olmak mümkün değildir. İşte şimdi yaşanan bütün kaoslar hep bunların nedenidir. Aman ben bir sonraki seçimi garantileyim düşüncesinde olan kişilere yönelik çalışma olmayacak bizim. Biz doğrudan direkt halkın refahı için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Reform derken elbette reform yapılacak ama sözde reform değildir. Nereye ihtiyacımız vardır bizim? Hep üniversite mezunlarına mı ihtiyacımız var bu memlekette? Ara eleman yetiştirilmesi konusunda özendirici bir şeyler yapmamız lazımdır. Bizim bunlara ihtiyacımız vardır. İşte bakın sanayi bölgesinin içerisine ara elemanımız yoktur. Hiçbir şekilde yoktur. Eğitimde yaşanan kaoslar, sağlıkta yaşanan kaos ortamımızda, ekonomi içler acısı. Battık, gittik. Biz ne yaparız? Hala daha popülizm yapmaya çalışırız şu anda. Bazı bakanlarımızın yaptığı hareketleri hiç kimse onaylamaz ama kendilerine yönelik çalışmalar yapıyor. Onlar kendilerini bağlar ama biz bu gücü kullanmak zorundayız. Aksi halde biz de onlar gibi olacağız. Biz daha farklı bir yapıyla insanlarımızın karşısına çıkacağız. Elbette fikir farklılıkları olacak. Kavga edeceğiz, özgürce tartışacağız, en doğrusunu halka sunacağız. Bakalım. Evet. Yani olacak, mutlaka olacak Aytuğ kardeşim. Fikir ayrılığı olacak yani. Bu partilerin içinde normal bir şey. Yani fikir, önemli olan şey temel prensibi ortaya koyabilmek. Evet. Bir de tabii ki şey olmak, nasıl diyeyim, kararlı olabilmek. Güngör'ü biz hep yeni, daha önce sizinle konuştuk. Özellikle siyasetin bir şeyleri değiştirmeye talip olan herkese sorduğumuz soru belli. Yani hesap sorulacak mı günü geldiğinde bu düzenin bu noktaya gelmesinden? Evet, sorulacak. İşte o noktada kararlılıktır önemli olan. Kimse hesap sormayacağım demez. Ama hesabı sorabilecek mekanizmaları kurabilmedir mesele. Şimdi işte esas nokta senin söylediğin noktadadır. Şimdi bakınız. Şu anda UBP, DP ve CTP birbirine hesap sorabildi mi bu kadar sene? Soramadı Aytuğ kardeşim. Soramazdı zaten. Koltuğun altından gösterir. Bak senin de dosyan vardır burada. O çıkarıp kormasanın üstüne bak senin de vardır der kendine dosyan. Biz de bunu açarız. Bu dosyalar çıkmaz. SDP geldiğinde 2004'te yine senin bu programlarında ben 42 tane dosya çıkardım burada. Şimdi ne oldu? 2001, 2002, 2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığındaki 700 bin TL'nin yolsuzluğu 16 sene sonra şimdi çıktı. Biz ne yaptık? Sayıştay raporlarını aldık. Gittik başsavcıya. Başsavcılıktan takip ettik. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gittik. Ne mutlu bize ki bir tanesini olsun bu dosyaların ortaya çıkarabildik. Şimdi geriye kalan dosyalar vardır. Yani biz bu kararlılıktayık. Yani bugünkü ortak açıklamamızda da biz mutlaka hesap sorulabilecek bir yönetime sahip olmak isterik burada. Eğer biz de hesap sormayacaksak, eğer ben de hesap soramayacak pozisyondaysam soramayacağım Aytuğ kardeşim. İşte farkımız odur. Biz hesap sorabilecek pozisyondayız. İşte onun için temiz siyaset, temiz siyasetçilerin bir araya geldiği abiler, gençlerle birlikte bu hareketin içinde yer alıp bu hesap sormalı gerçekleştirmek istiyoruz. Budur bizim bütün derdimiz. Ama sorulacak, sorulmazsa eğer biz bu işte yok. Hesap sorulmazsa Aytuğ kardeşim yine bizi çağır buraya. Tözün hocam sen 13'ünde bu mesajı verdiydin. Sen de yanlışsın. De bize. Basında bize hesap sorsun. Artık yani sonuçta genelleyeyim ama içinde mutlaka farklılıklar vardır. Siyasetçilerin söylemlerinin eyleme dönüşme olasılığına bakıp puanlandırma yaparsak herhalde sıfır yeterli olmaz, daha aşağı gider. Yani genel anlamda mesela Sayın Başbakan muhalefet getirsin erken seçim tarihini hemen imzalayayım dedi. Ondan sonra farklı bir söylem içerisine girebildi. Sayın Demirel'i takip eder. O dün dündür, bugün bugündür. Onun için biraz bu zihniyet böyle. Şeyden yana ne düşün? Yani ayırt edebiliyor mu sizce vatandaş? Çünkü yani bütün siyasetçiler aynıdır. Şeyine koyar. Aynen herkesi. Böyle. Ben yaşadım. Ya da işte muhalefet olduğumuzda söylersiniz ama siz de oturduğumuzda o koltuklara göreceksiniz de diyerek
inançsızlığını aslında ortaya koyar bir nevi. Kor. Pazar gün, ben her pazar Lefkoşa'daki alışverişe giderim. Açık pazara giderim. Ve gittiğim zaman mesela derim ki yarım saatte, 45 dakikada hemen kaçayım derim. Ama 4 saatte kaçarım. Herkes çağırır, Tözün hocam, Tözün hocam, Tözün hocam. Nedir bize söylediği, bunları biliyor musunuz? Konuşmalarımızın arasında başkalarının da katılması, bütün siyasetçiler aynıdır. Bütün siyasetçiler aynıdır. Tamam, doğrudur söylediğiniz ama meclisin içindeki siyasetçiler aynıdır. Sen beni aynı kefeye koyaman. Biz bunu halka anlatıyoruz bunu. Getirin bizi, biz de aynısını yaparsak götürünüz. Yani 40 sene bizi mecliste tutmayınız. Bu güç çünkü halktadır. Halk getirecek, halk götürecek. Eğer biz halkın sesi olmazsak onlardan farkımız olmayacak Aytuğ kardeşim. Bana hesap soracak vatandaş. Vatandaş bilecek ki işi dönecek bu arkadaşların parti rozeti gözetmeksizin. Biz şimdi iktidara geldiğimizde ben seçecek miyim? Şimdi Aytuğ geldiğinde TKP yeni güçlerin adamı değilse ben onun işini yapmayacak mıyım? Yıllardır böyle oluyor. Yıllardır böyle oluyor. Bu ama yanlış bir yöntem. Bu düzende iktidarda tutuyor işte bir şekilde. Tutsun. Ne isterse olsun biz insanları böl parçala yönet taktiğiyle sabit oy alarak iktidarda kalma düşüncemiz yoktur. Olmamalıdır da zaten. Siyasetin içerisinde bunların olmaması lazımdır. Ben senin çocuğumu işe alayım, bana oy ver. Ben senin çocuğuna bir arsa vereyim, bana oy ver. Tamam, partisiz olanlar ne olacak? İşte %35 oy. Seçime gitmem diyor adamlar. Ve biz bunlara yalvarıyoruz Aytuğ kardeşim. Yalvarıyoruz. Lütfen sahip çıkınız. Bunu da ısrarla veriyoruz biz demiş. Yani seçime katılılmadığı zaman aslında bizim seçim sisteminde en çok oy alana destek vermiş onlara olursunuz. Yarıyor. Yani, çünkü sabit oyları var. Ben seçime gitmedim, bu düzenin oluşmasına payım yoktur demek kendi kendini kandırmadır aslında. Devletine inanmama demektir. Oy kullanmamak da. Kimse yanlış anlamasın beni. Yani bu arkadaşlardan ama oy kullanamazsan, söz sahibi de olamam sen. Bizde bir de şey var tabii. Yani gerçi biraz sıkıntılı olacak bu dönem seçim o anlamda. Değişecek ama, yasağı mı? Yani tik ve karmamız var bizim. Yani hiç beğenmezsek gidip karma kullanabiliriz. Yani hiçbir siyasi parti diyorsak ki bize uygun değil. Git aralardan insanlar. Ama şimdi değişecek, o yasa da değişecek. Yani bu seçim yasası şimdi meclise gelecek. Yani UBP getirecek bunu meclise. CTP ile dolaylı görüşmeleri vardır zaten. Bu yasanın değişmesiyle ilgili. Tam teknik sıkıntılar varmış. Karma oyu herhalde kaldıracak bir güç yoktur. Karma oyu kaldıramaz. Şimdi. Yani şimdi neyi kaldıracak? Çarşaf liste getirecek. Tamam mı? 7 parti katılırsa 7 tane sıralama 50 kişi listeye koyacak. Yani çarşaf listenin anlamı birden 50'yedir Ali, Aytuğ kardeşim. Birden 50'yedir sıralama. Şimdi biz ne yaptık? Gene böldük, 6 bölgeye böldük. Onu gene yapamazlar, tek çarşaf liste. Başka şansları yok. Çünkü bu herkes tarafından bilinir. Bölge ağır topları olan bölge milletvekilleri, bakanları buna izin vermiyor. Ama muhalefet verecek. Muhalefet buna verecek. Onlar da çalışıyor bu konuda. Yani CTP'de... Olması gereken kesinlikle odur. Hemen şu eleştiri gelir ona da. Öyle olursa hepsi Lefkoşa'dan çıkacak adayların, yani seçilenlerin. Çünkü Lefkoşa kalabalıktır. Oradaki insanlar daha çok bilinir. Bu argüman sunulur sürekli olarak. İşte çünkü biz bu seçim sisteminden acayip bir şey yarattık ortaya. Yani güya çarşaf liste ama herkesin gene bölgecikleri de belli kombinaları dönebileceği sistemi devam ettiriyoruz. Şimdi bir düşününüz. Ben Lefkoşa'dan alacağım 10 bin oy. Sen Güzelyurt'tan alacaksın 1200 oy. Sen milletvekili seçileceksin, ben seçilemeyeceğim. Bunun hakkı, hukuku, adaleti var mı? İşte gene tek liste olarak yola çıkıldıydı. Evet. Günün sonunda bu ucu beşli sistem çıktı. Ama yani bölge milletvekilleri şey yaptı başkanlarına. Tabii. Biz oy kullanmayacağız dedi. Evet. Şu ama anda şimdi, da yapacak bunu. Şu anda yapacak bunu ama şu vardır. Eski dönem değildir artık. Çok güçlü milletvekilleri yoktur artık kadrolarda. Aytuğ kardeşim, yani bunu artık görmeleri lazımdır. Bugün herkesin söylediğine ben bakarım. Şimdi şu anda eğer Lefkoşa'da böyle kalırsa başkanın seçilememe durumu vardır, başbakanın. Çıkaracağı adaylar belli zaten, 7-8 tane dev gibi adamlar, hep eski milletvekilleri. Eski belediye başkanı da içinde bunun. Yeni isim nerede?
Yeni isim yok. Bir iki tane kontenjan adayı. Bir iki tane koyacaklar. Kontenjan adayı hiç tarihinde kazanmadı ki bu memlekette. Şimdi ben baktığım zaman bu büyük parti dedikleri, %39 nokta kusur oy alacak dedikleri parti, eğer %25'i geçerse ben teşekkür edeceğim bütün halka da. 3 tane Lefkoşa'dan çıkarırsa öpsün de anına koysun bu büyük parti dedikleri ve diğer büyük partiler. Tamam mı? Kolay değildir artık. Halk gerekeni yapacak bu defa. Başka şansı yoktur halkın zaten. Şimdi ben bakarım ki az önce siz çok güzel bir konuya değindiniz. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama, tamam ya şimdi 40 senedir ben miyim iktidarda? 40 senedir UBP, CTP, DP iktidardadır. Evet. Bu yolları niçin yapmadınız? Niçin proje hazırlamadınız? Ve 200 milyon TL geçen sene projesizlikten dolayı geri döndü. Toplam 675 milyon. Toplam. Toplam. Sadece yol için o söylediğimiz rakam. Ama genel yatırımlar anlamında 675 milyon TL heba ettik biz. Günah değil mi? Yazık değil mi bu memleket insanına? Bileceksin arkadaşım, kimi göreve getireceksen, bu işi hak eden insanları göreve getireceksin sen. Eğer bir müdür, bir müsteşar proje hazırlayamayacak durumdaysa, bu işin yolu da vardır. Eğer partiliyse tamam, partiliğini ata. Üniversitelerimiz var. Niçin fikir satın almıyorsunuz? Gidin Türkiye'ye, gidiniz 3. dünya ülkelerinden fikir satın alınız arkadaşlar. Bu bir ayıp değildir. Bugün trafik bizde başlı başına bir sorundur. Gerek yol konusu, gerek ışıklandırma konusu yollarda, gerek bu kameralar hep problemdir bizim ülkemizde. Tamam mı? Yani önümüzde gelişmiş ülkeler vardı. Biz Afrika mıyız ya? Zihniyet öyle. Zihniyet öyle. Para kazanayım ben kameralardan ve para kazandırayım belli insanlara. Yok arkadaşım böyle bir şey. Hiç kusura bakmasınlar. Şirket kuracak eski bakan döneminde belli kişiler %60'ını Hollanda alacak, %20'sini X şahıs alacak, %20'sini evet. Belli kişi alacak. Böyle iş olmaz bu memlekette artık. Şimdi 7 tane kamera aldık. Sayın Bakan geçti kameraların önüne. İşte 7 tane kamera aldık. İşte gezici kamera aldık. Ben bunları gördük sonra üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. Yani biz, yani bu kadar mı gerizekalı insanlarık ya? Sen bu kamerayı görken buraya, Avrupa'da 100 metreden tırtıllı yol yapacaksın. Uyaracaksın Aytuğ kardeşimi, uyaracaksın. Ha girdim ben tırtıllı yola. Uyaracak seni. Gece fosforlu yapmak zorundasın. Fark edilebilecek bir yere koyman lazımdır. Boğaz'daki kamerayı görebilir şimdi misiniz? Bizdekiler de fark edilebilir bir yerde yer aslında da ağaçlar yediği için yerlerini göremezsiniz artık. Tamam. Yani onu bırakın kamerayı falan. Yollardaki ağaçları budayacak bir mekanizması yok bu devletin. Yani demek istediğim yani biz bunları yapmak zorundayız bu ülkede artık. Yani biz artık madem ki devlet olacağız ve 40 senedir de bizi tanıtmadınız siz UBP, DP ve CTP tanıtmadınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siz şimdi işte bizi 20 ülke tanıyacak bilme. Tamam aklınız neredeydi? Sen de Dışişleri Bakanıydın. Niye tanıtmadınız? Ve şimdi çıkarsınız, demagoji yapmaya çalışırsınız, yine popülizm yapmaya çalışırsınız. Yapmayınız bunları, günahtır bu halka. Artık halkı kandırmayınız. Yapmayın. Şimdi siz ucundan girdiniz, ben oradan devam edeyim. Yani müzakerelerde belli bir noktaya geldik, tıkandık, kaldık. Zaten Sayın Dışişleri Bakanı da sevgili Mert de programda söyledi bu tanınma işini. Tabii onunla ilgili bir politika ortaya konulması gerekir mi bu saatten sonra? Tamam yani bir taraftan iç politikadaki sıkıntılarımızı aşmak için yenilikler yapalım, farklı partiler getirelim falan. Ama bir de vardır bizim o büyük sorunumuz. O da ilerleyemiyoruz bir türlü artık. Şimdi tabii ki burada Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki faktörünü hiç kimse unutmasın. Kim geldiyse Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dışında Kıbrıs konusunda hiç kimse adım atmadı. Ve tarihe baktığımız zaman ilk kez Sayın Akıncı masaya oturdu. Türkiye ile birlikte hareket etmeye başladı o da. Onun dışında hareket edemez. Zaten 79 Doruk Anlaşması, Denktaş Bey'in dönemi. 2000
14 Derviş Bey'in Doruk Anlaşması. Onun dışında zaten bir şey yoktur. Şimdi al-ver konusunda siz düşünebiliyor musunuz? Sayın Akıncı, ben burasını aldım, ben burasını verdim, ben şurasını şöyle yaptım, birleşik olacak, bilmem ne olacak. Öyle bir yetkisi var mı? Yoktur. Ama bunu işte iyi pazarlayamıyor arkadaşlar da. Halka bunu anlatmıyorlar. Nereden duyuyor? Rum basınına göre hareket ediyoruz biz. İşte aldık, yok şurasını verdik, yok güzel yurt gitti bilmem ne. 40 senedir Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti nasıl bir politika ortaya koydu? Bir karış toprak vermeyecek türünden. CTP geldi ne dedi? Biz anlaşmadan tarafız. Barış, 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 barış. Tamam, zaten küs değilik şu anda. Barışık, onlar gidiyor, biz geliyoruz. Anlaşma. Evet, bizim istediğimiz anlaşmadır. Ha şimdi Rum tarafında üretilen bu Enosis kararı yanlış. Böyle bir ortamda. Ha şimdi burada en büyük etken Kıbrıs konusunda Rusya'dır. Benim şahsi düşüncem budur. Çünkü incelediğimiz zaman siyasi ortamı, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Rusya'nın Rum tarafındaki egemenliğini iyi kontrol ettiğimiz zaman ve son yapılan ankette birinci garantör Rusya çıktı. %52-53 civarında. İkinci garantör de Yunanistan'ı istiyoruz diyor Rum tarafı. Şimdi Türkiye'nin Rusya'yla yaklaşması bu kadar yaklaşıldı. Şimdi Kıbrıs konusunda da bugün bazı adımların atılıp tekrar masaya dönüleceğini düşünüyorum ben. Dönülmesi de lazımdır. Ve eğer Kıbrıs konusunda son nokta konacaksa iki lider de çıkacak ve diyecek ki biz oturduk anlaşamıyoruz. Bu noktayı koymaları lazımdır. Ancak Türkiye'nin son günlerdeki durumu hiç iç açıcı değil Aytuğ kardeşim. Bu bize de yansıyacak buraya. Kıbrıs'a da yansıyacak. Bu Avrupa Birliği'nin aldığı karar çok ciddi bir karardır. Bu evet hayır konusunda yapılan hareketler ve bunları topladığımız zaman Kıbrıs konusunda artık adımlar ne yapılacaksa herkes bilmesi lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti ne diyor şimdi Dışişleri Bakanı? Biz hazırız bu plebisit kararını geri alsınlar. Anastasiadis işte bu karar alınmaması lazımdı. Tamam sen Cumhurbaşkanısın be arkadaşım. Senin... Almam diyor ama kararı geri almam diyor Sayın Anastasiadis. İşte yok çeşitlendirdiği şey bakana verecek uygulamayı falan ama şimdi, hani o da seçime giderken ben tükürdüğümü yalamam diyor. Aynen öyle. Aynen öyle işte seçim konusu da gündeme geldiğinde. Demek ki bu bir sene sonra olacaksa eğer bir sene sonra olacaksa seçimden sonra Kıbrıs konusu masaya gelecek de geç kalınacak. 2017'nin içerisinde eğer bu karar alırsa ve oturulursa masaya varsın her iki lider de kaybetsin Cumhurbaşkanlığını ama İki bölgeli federal bir yapıya eşit statüde neyse yapılacak olan yapılsın bitsin. İkisi de kaybetsin seçimi. Veyahut da şimdi referanduma gidilsin. İster misiniz anlaşma, istemez misiniz anlaşma? Hemen bu şartlarda. Metni ortaya çıkması lazım. O hangi anlaşmayı istemezsin? Açıklasınlar. Şu ana kadar yaptıkları, bak şu ana kadar yaptıkları ve yapamadıklarını da. Ne olacak ki açıkladıklarında? Sonunda zaten halka gelmeyecek mi? Aytuğ kardeşim, en sonunda halka gidilecek. Şu anki pozisyon öyle bir şey ki bağlanmadığı için önemli noktalar. Ne oradan evet çıkar ne buradan evet çıkar. Yani çünkü muallaktır. Yani askerde alacak mı gidecek mi? Muallaktır askeri şu anda. 79'da yani etkin katılım var mı yok mu? Dönüşüm başlanan var. Hepsi muallakta duruyor. Asıl duruyor. Asker gidecek 79'da Doruk Anlaşmalarında bu var zaten. Yani Denktaş Bey'in imzaladığında yani garanti da... Garanti olacak mı olmayacak mı? Garanti. Takı gibi mi olacak, içeriği nasıl değişecek? Yani bunlar çok önemli Türkiye, hayati konular. Tabii ki zaten esas noktalar bunlardır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı zaten açıkladı. Ben dedi hem Rum tarafının hem Türk tarafının hem dedi İngiliz üstlerinin garantörüyüm diyor bu memlekette. Onların da garantörüyüm. Doğrudur Yunanistan da aynı şekilde. Yunanistan da aynı şekilde. Ama şimdi bu garanti anlaşmasına baktığımız zaman... Şimdi onu da yargılamak lazımdır. Şimdi İlelebet mi Abdülhamit kiraladığı Kıbrıs'ı İngiliz'e? Bunları da yargılama zamanıdır artık. Baksınlar bakalım nedir durum.
nasıl Kıbrıslı Türk insanının nüfusunun azaldığını bu memlekette bunları görmek lazımdır Aytuğ kardeşim. İşte bizim nüfusumuza bakarak bizi küçük bir toplum olarak görüyor Rum tarafı. Söyledi onu zaten. Türkiye'den gelen kesim işte 40-45 bin kişi vatandaş yapılıyor. Tamam, o zaman benim hükümetlerim 40 senedir neden Türkiye ve 3. dünya ülkelerinde yaşayan Kıbrıslı Türkleri bu memlekete getirmedi? O kapıyı neden açmadı? Veyahut da şimdi tespit edilsin kaç yüz bin Kıbrıslı Türk vardır dünyada? 400 bin, 350 bin. O zaman zaten Rum'la eşitlenecek bizim nüfusumuz demektir bu. Bir o kadar fazla Rum'un vardır muhtemelen dışarıda, yani öyle bir var, şey olursa. Var, tabii ki vardır. Ama benim söylemeye çalıştığım burada, ben küçük bir toplum değilim burada. Ha, toprak tavizi verilecek mi? Elbette bir düzenleme yapılacak. Askeri birliklerin boşaltacağı yerler, tamam mı? Bunu herkes de biliyor zaten. Yani şimdi 29 artıdan bahsederek de 28.2 olacakmış. Yani bunlar bizim ülkede çok fazla toprak konusunda bir etken olmayacağını düşünüyorum ben. Onu da izleyip göreceğiz. Çünkü zaman işte. Önümüzdeki haftalarda. Çok fazla bir zaman yok. Yok. Yani evet. Bir taraftan sondaj işleri falan devreye girecek. Barbaros gelecek. Yani şimdi gelecek karşılığında. Şimdi zaten Ron Sayın Berat Albayrak da açıkladı. Biz de Akdeniz'de arama yapacağız dedi Türkiye Enerji Bakanı. Şimdi nedir olay? Şimdi Rum tarafı şunu yapmaya çalışıyor. İşte ben filan ülkeyle anlaştım. Burada bir araştırma yapacağım. Tamam arkadaşım. Bu ülke senin değildir. Bileceksin ki burada da bir Türk toplumu vardır. Sen de Rum toplumusun. İki tane ayrı ülke var şimdi şu anda burada. Bileceksin. Yani bunu görüşmekte niye kaçınıyorum? İşte biz çıkardığımız zaman gazı Türklerin hakkını vereceğiz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ha şimdi sana Türkiye Cumhuriyeti garantörlük hakkını kullanarak müdahale ederse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İşte evet. Türk jetleri geldiydi. Barbaros geldi, durduydu şurada. Kıbrıs adasının etrafında dolaştıydı. Bunları yaşadık zaten daha önce. Yaşadık. Yaşayacak da. Sen tek başına hareket edemek. Çünkü şimdi şunu da görmek lazımdır. Sadece Avrupa Birliği yaptığı hatayı da görüyor artık. Biz Rum tarafını Avrupa Birliği'ne almakla hata ettik diyen ülkeler de vardır artık. Yani bu gerçekleri de gördüler. Ve Sayın Akıncı'nın döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması da dünyada epey ses getirmiştir. Bu gerçekleri de görmemiz lazımdır. Biz İslam ülkelerinden bahseder bu arkadaşlar. Tamam, 74'ten beridir siz bu İslam ülkeleriyle hiç görüşmediniz. Niye ticari bağ kurmadınız bu arkadaşlarla? Niye bizim ürettiklerimizi göndermediniz buraya? Ticaretin dini dili yoktur ya. Yoktur. Yani ne, niçin Araplar yapmadı? Güneyde ciriz atar Müslüman Araplar. Evet. Yatırım yapar. Yemen gemi verdi kendilerine. Yani biz Müslüman ülkeyik. Biz de Müslüman Türk'ük. Tamam mı? Neden girişimde bulunmadı bu arkadaşlar? Popülizm yapıyorlar. Yapmasınlar bunları. Devlettir yönettikleri. Aytuğ kardeşim. Devlet böyle yönetilmez. Devlette bireysellik yoktur. İşte politikadır. Onun için ben sorarım. 2017 politikası şu anki hükümetin nedir? Siz gazeteci olarak bu işin içinde olan biri olarak bilir misiniz? İşte ekonomik protokolü koyacaklar önümüze. Olma bizim. Vizyonumuz o mu? Şey budur, vizyon budur. Tamam, vizyonumuz. Keşke olsa, yani o da olsa. Yani o olsun da yapılsın. Tamam. Keşke yapılsa. Şimdi yeter zaten. Vizyonları bu arkadaşların telefon dairesini kapatmak, elektrik kurumunu kapatmak mı? Vizyonları bu arkadaşların. Bakınız, Türkeş geldiği zaman bu memlekete bir açıklamada bulundu geçen gün. Benim öyle bir ağrıma gitti ki yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Diyor ki Sayın Türkeş, ihaleler diyor artık Ankara'da açılacak. Bak, karşısında değilim Sayın Türkeş'in yaptığının utancımdan söylüyorum ben bunu. Adam haksız değil çünkü. Haklıdır adam. Birer payı sen burada yolsuzluk, usulsüzlük yaparsan, sen burada ihaleyi Aytuğ'a verirken, Aytuğ'cuğum 100 milyar da bana yaz dersen eğer, işte bizim filan bakanımız da vardır. Sen
X kurum olarak dersen bir bakanın makamında yapıldı bu ve 2 milyon rüşvet alındı dersen bunu, ben parayı veren kişi sana itimat etmem arkadaşım. Benim bir Kıbrıslı Türk insanı olarak ağrıma gider bu. Sayın Serdar Denktaş bu konuda şey dedi yani, açık aleni meclise söyledi ya da basın toplantısında söyledi. Benim önümde oldu dedi pazarlık. Söylediler dedi, ben böyle şeye onay vermem dedi. Tabii o kendince anlatıyor. Tamam, Sayın Müteahhitler Birliği Başkanı daha farklı bir şekilde anlatıyor, tamam. Ama sonuçta bir yıllardır süre gelen bir düzen var burada. Aytu kardeşim, şimdi ben bakan olsam benim önümde iki kişi pazarlık yapacak. Ben de seyirci mi kalacağım buna? Öyle mi? İşe kalmadım diyor Serdar Bey. Nasıl kalmadım? Yapmadım bunu diyor. Bilemem. Allah'ından kendine ve evet. Oradaki bulunan arkadaşlara. Evet. Aslında bunların tümü işte çözülmeyecek şeyler değil yani. Tabii ki. Bu bir örnek. Kamuoyuna mal olmuş bir tartışmanın örneği. Ama çok var. Yani ne cesaret? Çözülebilecek konu. Şimdi Aytu kardeşim, ne cesaret sende ve gideceksin bir bakanın huzurunda böyle bir işlem yapacaksın? Hangi cesaret inan? Devlet otoritesi nerede? Bu ülkenin milletvekili çıktı. Yani çok uzak değil yani. Evet. İkisi, üç sene yayınladım önce, ben de bunu geçen gün. Yani çıktı. Ben dedi rüşvet aldım diye. Kimden aldı? Paraları salladı. Kimden aldı? Her şey belli. Belli. İşte. Tamam mı? Devlet otoritesi. Yani çok anormal bir durum demeye getirdim. Anladın. Çok daha normal değil. Daha kötüsünü yaşadım. Evet. Devlet otoritesi nerede? Nerede devlet otoritesi? Yoktur. Şimdi biraz da belki tartışmamız gereken şey şudur. Çok objektif görebiliyorsak bunu ve Sayın Türkeş'in çıkışını Ankara'da açacak. Ama ondan sonra da ihaleler açıldığında Ankara'da hemen de boykot kararı gelir. Bu ihaleler buradan hiç açılmaz. Nasıl açılsın? Şimdi bunu bir de eleştiren bir kesim de var. Yani Ankara'da açılmasın. Tamam, Rusya'da açılsın. Bizim için fark etmez. Açacak olan bulursan Rusya'da ya da İngiltere'de, onlar da açsın. Ama hani biz burada bir düzen yarattık ve kokuştu da bu düzen. Ne yapalım ya? O zaman hiç yapılmaz. Biraz da empati yapmak lazım herhalde. Yani ben parayı veriyorsam da doğru düzgün bir iş yapılmasını talep ediyorsam ben haksız değilim herhalde. Hesabını da sormak lazımdır. Ha, bu kadar sene sorulmadı ama hesabı. Belki de budur en büyük hata. En büyük hata budur. Vermeye devam etmeyeceğim o zaman. Tabii. Ama onda yaratacağı siyasi etki, yani şu anlamda siyasi, dünyaya yaratacağı. Yani şimdi ben düşünüyorum mesela ki Cumhuriyet Türk Partisi önünde yaşadık işte iki ay yollanmadı şey para. Kıbrıs tabiriyle grak grak ettik. Bir daha da, bir ay sonra da yollanmasaydı ödenemezdi hiçbir şey. Yani birinde parçalı bulutlu ödendi, diğerinde. O zaman ben düşünemiyorum buradaki isyan halini ve dünyaya bunun nasıl yansıyacağını. Bu da bir realite yani. Şimdi Aytu kardeşim, bir defa biz hükümete talip olurken biz halka hizmeti ön planda tutacağız ve ben yönetmek için geliyorum buraya diye düşünün, değil mi? Ben kendi bütçemi iç vergilerle bilmem neyle ödeyecek pozisyonu yaratmam lazımdır benim. Ben üretmezsem, ben satmazsam nasıl para alacağım da ödeyim ben de gerisini Türkiye'den istemeyim. Bak, istemeyimden bahsediyorum ben. Biz Türkiye'nin sırtındaki kambur olmaktan çıkmamız lazımdır. Sadece yatırımları Türkiye Cumhuriyeti zaten belki 10 sene içerisinde bu ülkede bu yatırımlar tamamlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi şu anda şunu ortaya koymakta yarar var. Adaletli bir vergi var mı bu memlekette? Yoktur. Sadece zamlarla, petrolunla, gazınla, bunlara yapılan zamlarla, elde edilen gelirlerle biz ödemeye çalışırız. Şimdi hükümet ne yapıyor? 9.9 faiz oranıyla ihaleye çıkıyor Merkez Bankası. 160 milyon TL borçlanıyor. Halkın sırtına da bir kambur daha koyuyoruz ve ödeme yapılıyor insanlara. Yani şu anda bilemiyorum Türkiye Cumhuriyeti bu memur maaşlarında ve emekli maaşlarında katkı sağlar mı? Tam net olarak bilmiyorum bunu ama hükümet de bunu açıklamadığına göre demek ki alıyor demek. 1-2 özgür döneminde söylüyor. Yani çok cüzi bir miktar aslında. Çok bir rakam değildir işte. Şu gerçeği görmemiz lazımdı. Biz kendi bütçemizi kendi iç çalışmalarımızla tamamlayabiliriz. Şu gerçeğe bakalım
80 bine yakın öğrenci var bu memlekette değil mi? Devlete bir kuruş geliri yoktur. Devletten bahsederim. Evet. Artık vergilendirme lazım herhalde bunu. Tabii ki. Biz daha teşvik veririk. Üçüncü dünya ülkelerinden gelecek olan öğrencilere biz daha teşvik veririk. Yani en azından eğitimin muaf olması, vergiden muaf olması. Teşvik verilsin gelsin yani şimdi öğrenci bak, ama eğitim vergiden de muaf olması. Artık tartışılması gerekir. Tartışılması gerekir. Giriniz internetten alınız lütfen şeyi. Ama ben size iddia edeyim bunu sizin hükümetiniz döneminde de yapamazsınız. Kısmet değilim. Büyük konuşmak istemem. Ama şu vardır, şu maddeler vardır. 8-10 sayfalık bir madde vardır. Hiçbir harç ödemez hiçbir üniversite. Hı. Yeni kurulan da eskiler de dahil olmak üzere. Şirketler vakıf olan bu üniversitelere bütün gelirini hibe eder. Bakınız, şimdi alınız üniversiteleri, yan dalları, tamam mı? Belki de 10 tane şirketi vardır. Milyarlarca lira kazanır bunlar. Gider X üniversiteye, bağışladım der ben bu parayı. Devletin parası nerede? Evet, vergisi nerede? Bir cebinden çıkar, diğerine koyar. Tamam, devletin cebinden için gelmeyecek burada. Bakınız 80 bin öğrenci 200 TL alsa, bakınız 200 TL alsa her birinden 160 milyon eder işte. 160 milyon TL eder. Bak yapınız hesabı işte, açık ve net ortada. Yani bütçemizin büyük bir bölümünü buradan biz kapatabiliriz. Yani her ay ödeyebiliriz biz memurumuzu, emeklimizi ve belki de yatırım da yapabiliriz. Bunları düşünmemiz lazımdır bizim. Ama biz şahıslara yöneliktir. İşte o benim akrabamdır. O benim arkadaşımdır. O benim işte iş ortağımdır, gizli ortağımdır. Bu düşünceler içerisinde olunursa eğer bu halk hiçbir şey beklemesin bu arkadaşlar. Bu devleti öyle bir noktaya getirdik ki geçmişten bugünü. Biz gidip o yüzden ben az önce biraz da kinayeli söyledim. Siz hükümete gelseniz de yapamazsınız. Çünkü günün sonunda gidip bu üniversitelerin şeylerinden, bankalarından borç para ver yoksa ben ödeyemem sosyal sigorta emeklisini demek zorundasınız. Herkesin dediği gibi, o makamlardan geçen herkesin dediği gibi. Hesap sorabilmek için sen kendi ayaklarının üstünde duracaksın işte. Hesap sorabilmek için kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Şimdi bakınız, öyle üniversiteler vardır. Elektrik dairesi gidip elektrik sayacını yazamaz. Su sayacını yazamaz. Herhangi bir resmi bir insan giremez o üniversitenin içine. Düşününüz siz. Böyle bir toplumda yaşarız. Ve ben bu makamda oturacağım ve ben bunun hesabını soramayacaksam eğer, tamam mı? Varsın ben seçilmeyeyim. Varsın ben mecliste olmayayım. Kalalım evimizde, oturalım. Sadece izleyelim. Boşuna da ne nefes tüketelim, ne emek sarf edelim. İşte biz bunları asgariye nereye indirebilirsek onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz Aytuğ kardeşim işte. Evet, bunlar önemli tabii. Evet. Umarım o noktaya gelebilir. Yani hangi iktidar olursa olsun gerçekten toplumun çıkarları yönünde adımlar atabilecek noktaya gelsin. Noktalıyorum yavaş yavaş. Eksik bıraktığımız bir konu varsa. Bir iki noktacık daha vardır. Havalimanının son durumunu kiminle konuşursak hiçbir bilgi alamıyoruz bu konuda. Yani gelir ne anlamında. Aşamadadır? KDV öder mi? Onu Sayın Bakan Şubat ayından itibaren 3 aylık periyotlarla ödeneceğine yönelik. Yani Şubat ayından öncekiler? Şubat'ta başlarmış şey. Bu devir Şubat, işi. Tamam. Devlete devir işi. Öyle bir mecliste 1-2 hafta yatırımlar, önce söylediydi. Yatırımlar ne oldu? Verdikleri sözler? Onu bilmiyorum tabii ama. İşte soruyoruz biz de arkadaşlara. Orada devletin de kabahati var. O işte. Yani tamam, olabilir de diğer taraflar ta ki çözülsün. Eğer bir devlet bir araziyi alamazsa bir insanın elinden böyle bir yatırımda benim can damarım olan bir şeyde yapamazsa vazgeçsin. Yollar bu iş için durdu. Hep tozum. Gördünüz mü? Bir de şeyi sorayım ben yetkili arkadaşlara. Aspiriler ne oldu acaba? O var mıydı ki? Var. Gaziköy yolunda vardır. Ama ne oldu bilemem ben de. Milyon dolarların bize geleceğini söyleyip de kamuoyu oluşturan bu arkadaşlardan öğrenmek isterim ben aspir konusunu. Nedir, ne değildir?
lütfen sizden de ricam. Siz de yazınızın içerisinde bir aspirin... Serdar Bey geldiğinde sorarız. Şu onun projesiydi. Evet. Bir önceki hükümet döneminde. Evet. Olabilir aslında. Hani gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Aynen. Neyi soracağımızı biz de şaşırıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Tözüm Sual, tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni girişim. Efendim, Sosyal Demokrat Parti Başkanı Tözüm Tunay'la birlikteydik. Gerçi artık Sosyal Demokrat Parti değil, Toplumcu Kurtuluş Partisi yeni güçlerde artık mevkisi muhtemelen Genel Başkan Yardımcılığı olur. O title'la sesleniriz yapılacak genel kuruldan sonra. Böyle bir siyasi hareketlilik var ülkemizde. Bu anlamda da tekrardan Sayın Tunalı'ya hayırlı olsun diyerek programı bugün noktalıyoruz. Yarın yine her zaman olduğu gibi saat 14'te ekranlarda olacağız. Tabii yarın bir de hani aklıma gelmişken hatırlatmasını yapalım. İnönü Köyü'ne gidiyoruz. Halk Meclisi programında İnönü Köyü'nde toplum merkezinde bölge sakinleriyle bir araya geleceğiz. Ve Diyalog TV'den de saat 20'de yarın canlı olarak ekranlara getireceğiz. Bölge halkını da oraya davet ediyoruz toplum merkezine gelen her dileyen. Özüm Bey de zaman zaman katılır programlara. Dilediği gibi sıkıntıları, sorunları, tespitlerini, önerilerini ortaya koyabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.